Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Güncel bilgiler deneme serimizin 6.sıyla birlikteyiz arkadaşlar. Bu video serimizde birbirinden harika 15 tane güzel bilgi öğreneceğiz. Eğer hazırsanız arkadaşlar videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyor. Eğer aboneyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum ve birinci sorumuzla başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuz Expo 2023 aşağıdaki illerimizin hangisinde düzenlenecektir? Arkadaşlar Expo 2023 e, hangi ilimizde düzenlenecek sevgili dostlar? E, Kahraman Maraş ilimizde yapılacak arkadaşlar. Expo 2023 e, yılında. Kahramanmaraş ilimizde yapılacak. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili dostlarım. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde bulunan yerlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan yerlerimizden değildir arkadaşlar? Çorum'da bulunan Hattuşaş, Nevşehir'de bulunan Kapadokya, yine Karabük'teki Safranbolu evleri, yine Divri'de, Malatya'da bulunan Divri Külliyesi, bunlar hepsi UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindedir. Fakat Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan bir eserimiz değildir. Dolayısıyla doğru, doğru cevap şıkkımız A'dır. Çok güzel bir bilgi. Değerli dostlarım, kıymetli öğrenciler. Harika bilgilerimize devam ediyoruz. Üçüncü sorumuza geldik. UNESCO 2022 yılında aşağıdaki ünlü Türk büyüklerinden hangisinin uluslararası alanda faaliyetlerle kutlanmasını, anılmasını kabul etmiştir? Arkadaşlar UNESCO 2022 yılında ünlü Türk büyüklerinden hangisini uluslararası alanda Çeşitli faaliyetlerle anılmasını ve e, hatırlanmasını istemiştir arkadaşlar. Bu kişi Süleyman Çelebi'dir arkadaşlar. 4. 2022 Dünya Atletizm Şampiyonası hangi ülkede düzenlenecektir? Arkadaşlar 2022 Dünya Atletizm Şampiyonası Amerika Birleşik Devletleri'nde yani ABD'de düzenlenecektir sevgili öğrencileri, güzel dostlarım. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır güzel bir bilgi sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorudan sonra beşinci sorumuz harika sorularımıza devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisinin ismi Oruç Reis'tir. Oruç Reis, Türkiye'nin ürettiği ilk yerli ve milli araştırma, sismik araştırma gemisidir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız E şıkkıdır. Harika bir bilgi, güzel bir bilgi kıymetli dostlarım. Altıncı efsane sorumuza geçtik arkadaşlar. 66.sı düzenlenecek olan 2022 Eurovision şarkı yarışması aşağıdaki Ülkelerin hangisinde düzenlenecektir? Arkadaşlar 66. düzenlenecek olan 2022'de düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışması İtalya'da düzenlenecek. Demek ki 66. düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışması arkadaşlar nerede düzenlenecek? İtalya'da. Doğru sıra, doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır, kıymetli dostlarım, sevgili öğrenciler güne güzel çok harika. Bir bilgiydi Sevgili dostlarım yedinci sorumuza bakıyoruz Yaklaşık yüksekliği 26 kilometre olan Güneş sistemine Sisteminin bilinen En yüksek dağ olan Olympios Mons Dağı hangi gezegende bulunmaktadır Arkadaşlar Güneş sisteminin en yüksek yaklaşık 26 kilometrelik yüksel diye sahip Olympios Mons Dağı arkadaşlar hangi gezegende yer almaktadır? Arkadaşlar bu da şu an Mars gezegeninde yer arkadaşlar. Demek ki dünyanın şey gez <laughs> güneş sistemimizin en uzun, en yüksek 26 kilometrelik yüksekliğiyle gezegenimizin en yüksek dağı olan Olympus Mons Dağı bugün Mars gezegeninde bulunuyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız Bedir efsane harika bir soruydu. Bu soru sevgili dostlarım. 8. sorumuza geldik. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devlet sanatçısı unvanına layık görülen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Cumhuriyet tarihimizin ilk kez devlet sanatçısı unvanına layık görülen kişi Ahmet Adnan Sayg Saygun'dur arkadaşlar. Ahmet Adnan Saygun, Cumhuriyet tarihinin devlet ilk devlet sanatçısıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili dostlarım. Çok güzel, yine harika bir bilgiydi. Dokuzuncu bilgimiz arkadaşlar. Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayinin öncüsü olan Kafkas İslam Ordusu komutanı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bakü düşman işgalinden yani Azerbaycan'ın Bakü e, başkentini düşman işgalinden kurtarmış Türk savunma sanayisinin de öncüsü olan Kafkas İslam Ordusu'nun arkadaşlar komutanı Nuri 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 arkadaşlar. Nuri Killiğil e, Modern Türk savunma sisteminin öncüsü Kafkas ordusunun komutanı ve Bakü düşmandan kurtarmış bir önemli asker liderdir. Sevgili arkadaşlar dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır kıymetli dostlarım. 10. müthiş bilgimize geldik arkadaşlar. 16 Kasım 2021 tarihinde vefat eden Mona Rosa, diriliş neslinin amentüsü. Mona Rosa ve diriliş neslinin amentüsü. Adlı tanınan ünlü edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Mona ile tanıdığımız, diriliş neslini Amentüs ile tanıdığımız ve 2021 tarihinde yılında vefat etmiş ünlü edebiyatçımız arkadaşlar Sezai Karakoç'tur. Ünlü yazar Sezai Karakoş demek ki Mona ve diriliş neslini Amentüs'ünün yazarıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D'dir sevgili arkadaşlar. Bunu not alın çok güzel bir bilgidir. Bu bu sene size sorulabilir. Bunu not almanızda fayda var. Efsane bir bilgi bir soru. 11. güzel bilgimiz arkadaşlar. Avrupa Merkez Bankası'nın merkezi aşağıdakilerden hangisindedir? Arkadaşlar Avrupa Merkez Bankası'nın şu anki merkezi ee, Almanya'nın Frankfurt şehrinde bulunuyor. Almanya'nın Frankfurt şehrinde Avrupa Merkez Bankası'nın arkadaşlar baş e, merkezi şu an Frankfurt'ta bulunuyor. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır sevgili dostlarım. 12. sorumuz arkadaşlar dünyanın en büyük heykeli olan büy Birlik Heykeli, Birlik Heykeli Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? Arkadaşlar dünyanın en büyük heykeli olan birlik heykeli şu an Hindistan'da bulunmaktadır arkadaşlar. Evet dünyanın en büyük heykeli olan birlik heykeli şu an hangi ülkede bulunuyor? Hindistan'da dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlarım. 13. efsane sorularımız sorularımızdan dünyanın en büyük adası aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar dünyanın en büyük adası Görünland adasıdır. Dünyanın en büyük alan olarak adası arkadaşlar Görünland adasıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır sevgili dostlarım. 14. sorumuz arkadaşlar. Kuvvetler ayrılı ilkesi ilk kez ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisi? Kuvvetler ayrılı ilkesini ilk kez ortaya atan arkadaşlar düşünür ünlü Fransız düşünür Montesquieu'dur arkadaşlar Montesquieu demek ki tarihte ilk kez e, kuvvetler ayrılığı yani yargı yasama ve yürütmenin ayrı olması gerektiğini ilk kez dile getirmişti dolayısıyla doğru cevap şıkkımız D şıkkıdır sevgili dostlarım 15. ve son sorumuz Günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan yer aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan yer arkadaşlar aşağıdakilerden hangisidir? Şu an Ankara'da müze olarak da kullanılan birinci meclis yani birinci TBMM binasıdır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız A şıkkıdır sevgili dostlarım, değerli öğrenci arkadaşlar. Arkadaşlar, kıymetli dostlar, sevgili öğrencilerim. Sizinle bugün bu videoda tamı tamına 15 tane efsane en güce, en güncel ve en yeni bilgiyi hep birlikte öğrendik. Videoyu sonuna kadar benimle sabırla dinlediğiniz, izlediğiniz için size teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrardan destek amaçlı eğer kanalıma abone değilseniz sizi kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyor. Davet ediyorum. Eğer aboneyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu kıymetli bilgilerinden dolayı sevgili Furkan hocama çok teşekkür ediyorum. E, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlar. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz kıymetli öğrenciler, sevgili dostlar.